Projem Vefa. Ben de ismim Ebuzi. Şimdi size yamuk hakkında bulduğumuz projeyi anlatmak istiyoruz. Projemiz yamukla ilgili. Yamuğun şeyini çizmek istiyorum. Şu ikisi paralel. Şu üst taban, burası alt taban. Bizim amacımız ortadaki paralel uzunluğun sonucunu bulmak. Şuraya A santimetre diyelim, şuraya B santimetre diyelim, şuraya X santimetre ve şuraya Y santimetre diyelim. A santimetre ile Y santimetreyi, X santimetre ile B santimetreyi çarpıyoruz. Buraya da sulu tepenin S'sini koyalım. S'yi bulmak için onu yapıyoruz. A çarpı Y artı X çarpı B. Daha sonra X ve Y'nin toplamına bölüyoruz. Sonra S'yi buluyoruz. Şimdi size sayı üzerinde göstermek istiyorum. Bir dakika. 3 diyelim. Kolay gelsin, geçsin. Burası... Sağ ol. Şuraya 2 diyelim. Ne anlatıyorsunuz? Yamuk hakkında bulduğumuz bir projeyi anlatıyoruz. Nedir projeniz? Bir öğrenelim. Tekrar baştan alayım yoksa sayıda devam edelim. Baştan alayım. Yani yeni geldiğimiz için baştan alalım. Tamam. Evet. Şuraya A dedik. Şuraya evet. X, buraya Y, buraya da B dedik. Evet. Sonra paralel çizdik. Bu amacımız bu doğruyu bulmak. Buraya sulu tepenin S'sini koyduk. Daha sonra S eşittir. A ile Y'yi, X ile de B'yi çarpıyoruz. Daha sonra X ve Y'nin toplamına bölüyoruz. A çarpı Y artı X çarpı B bölü X artı Y. Daha sonra size sayı üzerinde göstermek istiyorum. Şuraya 3 dedik, buraya 2, burası da 3 olsun, burası 8. S eşittir 3 çarpı 3 artı 2 çarpı 8. Sonra da 3 artı 2'ye bölüyoruz. 3 kere 3 9, 8 kere 2 16. Toplamlar 25. 25 bölü 5'ten 5 buluyoruz. Evet. Bu sayı hem kesirli çıkabilir hem de tam sayı olarak çıkabilir. Evet. Yani sulu tepenin S'sini 5 olarak buluyoruz. Bu literatürde yok değil mi matematikte? Daha bir uzunmuş yok. Yok. Normalde peki ne amaçla bunu? Hocam kolaylık amaçlı. Yani normalde bunu o S'yi bulmak için benzerlik teoremi, benzerlik kuramını uygulamanız lazım. O da uzun sürüyor yani bu şeyle paralel çizmek. Yani bunu çok daha kısa sürede sonuca ulaştırıyor ve sonsuz sayıda da örnek. Diyelim ki şu 2 ile orantılı, şu 3 ile orantılı verildi. Şu rakamları verdiler. Biz direkt bunun sonucunu yine bulabiliyoruz. Oran verirse yine aynı. Yani normalde daha önce böyle bir formül yok. Hayır, şurayı kesinlikle bulan. Yani bunu literatür taramasında yaptım. Pratik bir şekilde bulanıyor. Yani bu şekilde bir formül yok kitaplarda. Güzel. Taramayı da yaptık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hem de böyle köy okulunda değil mi? Köyde okuyan öğrencilerimizle birlikte böyle bir güzel çalışma yapıldı. Res 63 yapmayı düşünüyoruz. Niye Res 63? Niye? Benim adım Rojin baş harfim, Eyüp hocamızın baş harfi ve arkadaşım Sümeyye'nin baş harfi 63 de Urfa olduğu için böyle bir şey. Evet, ama bize formülleri mi kullanacağım? Bilmiyorum. Ben tercüman. Tercüman ne tercümanı? İngilizce. İngilizce. Evet. Güzel. Tebrik ederiz. En güzel. Öncelikle size arkadaşların arkadaşlar destek olduğunuz için öğretmenimize gerçekten güzel. Özellikle matematik öğrencilerin genellikle fobisinin olduğu bir ders. Böyle bir dersi öğrencileri sevdirerek anlatmak güzel. İnşallah bunu diğer bütün okullarımıza da yaygınlaştırmış oluruz. Bir örnek olmuş oluruz. Tabii kitaplarda kısa zamanda inşallah yani yerini alır diyorsunuz yani. Tabii yani bu literatür taramasını yaptık. İnşallah şeydeki TÜBİTAK'ta ilgili sevgiye gider. Malatya'ya gider. Yani, oradan sonra TÜBİTAK'ta. Ondan sonra biz...